Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yine doğadayım. Ateş yakacağım. Hava birazcık rüzgarlı. Ormanlık bir alandayım. Öncelikle emniyetimi aldım. Onun için bir çukur açtım. Etrafını taşlarla dizdim. Ve yarı çapını görmüş olduğunuz gibi temizledim. Birazcık toprak yığdım buraya. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir aksilikten dolayı. Burada da taşlarım var. Sevgili dostlar, doğadayken yalnız değiliz. Bizden başka canlılar da var. Özellikle kaldırdığınız taşların altlarına muhakkak bakınız. Karınca veya herhangi bir böcek olabilir. Emin olduktan sonra kenarlara diziniz. Evet, yine sürtünme yöntemiyle ateş yakacağım. Onun için de hemen malzemelerimi sizlere tanıtayım sevgili dostlar. Olmazsa olmaz el makkap yayımız. Yine çubuğumuz var. Tahtamız var sevgili dostlar. Ve yine doğada bolca bulunan kurumuş kavak ağaçlarının kabuklarını, liflerinden faydalanacağım. Şu şekilde. Öncelikle şöyle bir taş koyayım. Yakmamız için. Burası meşe ormanı. O yüzden de meşe ağaçları yapraklarına, kuru yapraklarına faydalanıyorum. Kusturuşturmak için. Evet. Şimdi ateşimizi yakalım. Çok rahatlıkla tutuşturabilirsiniz sevgili dostlar. Bence şu alttaki şeyi düzeltmem lazım. Evet. Korumuzu elde ettik. Evet.
ateşimizi yaktık. İnce kuru dallardan koyuyoruz üzerine tutuşması için. Tabii biraz rüzgarlı olduğu için hava çok dikkat etmek gerekiyor. Ben bu yıl başladım bu şekilde ateş yakmaya. Yıllarda çok istiyordum ama bir türlü yakamamıştım. Pes etmedim. Ve sonunda da ateşimizi yaktık. Aslında doğayı öğrendikten sonra sevgili dostlar, doğanın birçok nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Aslında doğada her şey mümkün. Evet, bundan sonra daha ateşimiz kararmaz. Evet, sevgili dostlar,
Görmüş olduğunuz gibi ateşimizi yaktık. Hiç kibrit ve çakmak kullanmadan. Arkasında da bir keyif kahvesi yaptık. İçiyoruz. Ben bunu zaman buldukça yapıyorum. Zaman buldukça doğaya çıkmaya çalışıyorum. Malum yakında şehre döneceğim, İzmir'e döneceğim. Tabii bu güzel günleri sadece videolara bakarak hatırlayacağız. O yüzden de tadını çıkarıyorum. Evet sevgili dostlar, Dalgıç Feyzullah Erdal. Lütfen kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz mutlu olurum. Benim tek amacım var, Survivor'a katılmak. Orada da kendimi eminim güzel yerlere getireceğim. Bakalım, 3 sefer başvurduk, 4 sefer başvurduk. 3'ünde çağırdılar, 2'sinde görüşmeye gidebildim. Bakalım, ümidimi kaybetmedim. Kaç yaşında olursam da olayım, sürekli başvuruda bulunacağım. Doğa güzel sevgili dostlar. Sessiz, sakin. Ormanlık alan. Emniyetimi aldım. Ateşimi yaktım güzelce. Sonra da arkasından bir keyif kahvesi. Gerçekten güzel. Bunları da sizlere tavsiye ederim. Normalde bir tane bir filcan yetiyor bana ama doğadayken inan iki filcan da az geliyor bana. Çünkü odun ateşinde pişirmek gerçekten lezzet katıyor. Bir de emek sarf ediyorum, uğraşıyorum. Kibrit çakmak kullanmadan. Herhalde onun da şeyiyle beraber gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çok lezzetli bir kahve. Kahvemizi içtik. Giderken de muhakkak kamp ateşimizi söndürmeyi unutmayalım. Ormanlık alan. Burası çok tehlikeli bir bölge değil. Yangın açısından ama yine de olsun. Ben emniyetimi aldım. Şimdi giderken de ateşimi söndüğünden emin olacağım. Öyle gideceğim. Söndürüp de gideceğim. Evet sevgili dostlar. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Lütfen doğada kalın. Beni de takip etmeyi unutmayın. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın.